Spondilit hastasıyım. Yavaş yavaş eğilmeye başladım. Ankilozan spondilit. Ankilozan spondilite karşı dünyada en etkili bitki Harpago Boswellia. Nereye gitmiş? Harpago. Boswellia. La ilahe illallah Muhammed Resul. Harpago Boswellia kemikleri güçlendirmek, kireçlenmeyi önlemek için de 40 kilit veya su. Düzce'de bir genç böyle Suna Pekosal'ın hastalığı yani ankilozan böyle yavaş yavaş omurlar kaynıyor, kemikler aradaki disk kayboluyor. Kemik böyle tek bir kemik haline geliyor. Omurlar kaynıyor, iltihap hepsini birleştiriyor. Suna Pekosal veya deprem profesörü Mete Işıkaray hastalığı. 19 yaşında futbol oynayan adam ankilozan spondilitiyle yakalanmış. Değil spor, futbol oynamak, yürümekte zorlanır hale gelmiş. Böyle hafif hafif eğilmeye başlamış. Ben aradı dedik ya ne yapacağız? Denize gidersin, sonbaharda buz gibi havada denize gidersin, üşütürsün. Farkına varmazsın, romatizmaya yakalansın. Veya ilkbaharda erkenden denize girersin, üşütürsün, kendine dikkat etmezsin. Basit bir üşütme romatizmaya tetikler. Evet dedik ya ne yapacağım? Harpago seti B kullanacağız. 6 ay kullandıktan sonra beni aradı. Değil yürüme, artık futbol oynuyorum. Değil böyle eğilme, bükülme, artık futbolla oynuyorum. Artık tekrar 6 ay sonra hobisine, sevgilisine kavuşmuş. Harpago. Harpago. Harpago Phytum procombensis. Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir ve aklınıza gelen ankylosing spondilit, fibromiyalji, rheumatoid artrit, sistemik lupus, Behçet. Çok ağır vakaları tedavi ettik. Behçet hastası. Adam bir şey yemiyor. Ağzı böyle yara içerisinde. Pipetle bir şeyler içiyor. Sıvı. Onu bile iyileştirdim. Bayan Bahçeşehir. Başak. Ne diyor oraya? Başakşehir mi? Orada. Kayalar tarafında. Bu bakkala gidiyor. Diyor ki ya 15 yıldır yiyemiyorum, içemiyorum. Pipetle besleniyorum. Katı bir şey yiyemiyorum. Ağzım yara. Behçet hastasıyım. Ne olacak benim bu halim diyor. İlaçlar fayda etmiyor diyor. Kolchicin vesaire vesaire kullanıyorum falan. Demiş ki sorun değil. Gökçek var. Gökçek kim? Nedir? Oo bu tür ürünü üretir. Bende de vardı bazı sorunlar iyi geldi demiş. Telefon etti, gönderdim. Kadıncağız aradı dedi ki Allah razı olsun kaç yıldır katı bir şey yiyemiyordum. Pipetle besleniyordum diyor. İlk defa hayat varmış.